Herkese merhaba, ben Naciye Kesici. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere haşhaşlı tatlı tarifi vereceğim. Tatlım için ilk başta şerbetimi hazırlayacağım. Şerbetimizin soğuk olması gerekiyor. 2 su bardağı toz şekerimi tencereme koydum. Üzerine 4 su bardağı sıcak su ekliyorum. Ben bu tatlımın şeker miktarını biraz azalttım. Siz isterseniz 4 su bardağı su, 3 su bardağı toz şeker kullanabilirsiniz. Dört su bardağı suyumu ekledim. Ocağımızı da açtık. Şimdi şerbetimi kaynamaya bırakıyorum. Şerbetimiz kaynarken biz de kekimizi yapalım. 3 adet oda ısısında beklemiş olan yumurtalarımı çırpma kabıma kırıyorum. Bir çay bardağı toz şekerimi ekleyip mikserle iyice çırpıyorum. Yumurta ve şekeri iyice çırptıktan sonra 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. İsterseniz yoğurt da kullanabilirsiniz. Tekrar çırpıyorum. Şimdi diğer malzemelerimi ekleyeceğim. 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı mavi haşhaş, 1 su bardağı unumu ilave ettim, 1 paket vanilya, 2 paket de kabartma tozu kullanıyorum. İsterseniz 1 paket kabartma tozu da kullanabilirsiniz ama ben 2 tane attığımda daha iyi sonuç aldığımı söyleyebilirim. Şimdi bütün malzemelerimi mikserle iyice çırpıyorum. Şerbetim kaynadıktan sonra birkaç damla limon ekliyorum. Kaşıkla karıştıralım. 6-7 dakika daha kaynattıktan sonra altını kapatalım ve soğumaya bırakalım. Dikdörtgen borcamımı yağladım. Hazırlamış olduğum haşhaşlı hamurumu döküyorum. Kıvamı gördüğünüz gibi akıcı bir kıvam olması gerekiyor. Sakın fazladan irmik veya haşhaş eklemeyin. Zaten haşhaş ve irmik şerbeti çekecektir. Bu kıvam tam iyi. Borcamımızı şöyle 1-2 kere sallayın. Biraz da şöyle vurdunuz mu içindeki hapar kabarcıkları çıkmış olur. Kek hamurum pişmeye hazır. Isıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Tatlımızın şimdi krem şantisini hazırlayalım. 1 paket krem şantimi çırpma kabıma koyuyorum. 1 su bardağı soğuk süt ekliyorum. Ben krem şanti hazırlıyorum ama siz isterseniz tatlınızı sade bir şekilde de yiyebilirsiniz. Şimdi katılaşana kadar çırpıyoruz krem şantimizi. Krem şantimi de hazırladım. Şimdi tatlımız olana kadar dolapta bekletiyoruz. Revanimi 25 dakika pişirdim. Bir 10 dakikada biraz ılımasını bekledim. Bir kürdan yardımıyla delikler açıyorum. Şerbetimizi daha iyi çekmesi için. Soğumuş olan şerbetimi döküyorum. Bütün şerbetimi döktüm. Şimdi biraz şerbetini iyice çeksin, biraz soğusun. Ondan sonra krem şantimizi üzerinde süreceğiz. Revanim şerbetini çekti ve soğudu. Şimdi üzerine krem şantimi sürüyorum. Tatlımın krem şantisini sürdükten sonra dolapta 1 saat bekletelim. Ondan sonra servise hazırlayalım. Haşhaşlı tatlımı dolapta soğuttuktan sonra servise hazırlıyorum. Dilimler halinde kesiyorum tatlımı.
Üzerine istediğiniz her şeyiyle süsleyebilirsiniz. Ben cevizle süsleyeceğim. Tatlım servise hazır. Muhteşem olmuş. Şerbetini çok güzel bir şekilde çekmiş. Şimdiden deneyecek olanlara kolay gelsin. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.